Şimdi Kızıldeniz dünyada gerilimin en yüksek olduğu bölgelerden biri. Yemen'deki İran destekli Husi'lerin İsrail'in ve ona destek veren Batı ülkelerinin ticaretini sekteye uğratmak için Kızıldeniz'den geçen ticaret gemilerini hedef almasının yankıları sürüyor ve Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'de son olarak Husi'leri hedef aldı. Şimdi bunu... Dünyadaki gerilim noktalarını konuşacağız. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Furkan Kaya stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kaya. Merhaba Bey, Kambi, yayınlar, kolay gelsin. Ee, çok teşekkürler. Biraz önce de aslında ifade ettik, e, dünyada gerginlik çok fazla, bölge bölge baktığımızda. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği e, Yemen'e yönelik, HUSİ'lere yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarının bir özetini görüyoruz şu anda. Husilere ait 16 lokasyonda 60 hedef vurulduğu açıklandı ve e, tabii ki burada saldırının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgiler de var. Hı hı. Önce çok kısa bir e, değerlendirme almak isterim. Bu bölgede Kızıldeniz'de İngiltere'nin sahaya çıkması bence şu anda bu konuştuğumuz olaylar içindeki en önemli detay. E, İngiltere nasıl sahaya çıkmaya karar verdi? Ya da sahaya inmeye karar verdi? Aslında kampe şaşırmamak lazım çünkü bizim işte bu bahsettiğimiz Gazze meselesi, Suriye'de bugün konuştuğumuz durum, Irak ve gerçekten Türkiye'nin çevre coğrafyasındaki ateş çemberinin biraz da ateş taşıyıcısı aslında, odun taşıyıcılarından biri de İngiltere. Hı hı. Özellikle İngiltere biliyorsunuz Brexit'ten sonra yeni bir Anglo-Sakson çatı oluşturma evet. ve bunu istihbarat işbirliği noktasına yani MI6 ve CIA'ın bu noktada bir istihbarat işbirliği noktasında özellikle Orta Doğu'daki yeni düzen bağlamında bir teori ortaya koydular. Ve bu teoride Orta Doğu'daki özellikle işte yanımızda hemen yanı başımızda bir terör devleti, İsrail'in arzu mevut ideolojisiyle ve inancıyla beraber bu Gazze Savaşı'nı bir vahşete dönüştürerek oradaki insan örtüsünü ortadan kaldırmak. Aslında mesele nereye dayanıyor biliyor musunuz Kaan Bey? Akdeniz'e hakim olma mücadelesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir Pasifik gücü, bir Atlantik gücü. İngiltere dönemin 19. yüzyılın denizlere hakim Büyük Britanya İmparatorluğu. Ve bu Anglo-Sakson çatının güney yarım küre, jandarma, hava ve kara gücünün de İsrail olması için bir ortam hazırlanıyor. Şimdi Kızıldeniz biliyorsunuz bu anlamda dünya ticaret rotalarının en kritik noktalarından biri. Dünya ticaret geçiş güzergahının belki de en hayati noktalarından biri. Ve hatırlayın Süveyş'te bir gemi çakılıp kalmıştı ve o geminin kurtarılma zamanlamasına baktığımızda milyarlarca dolar küresel zarar ortaya çıktı. Evet. Şimdi dolayısıyla böyle kritik bir süreçte gaz süre ile ticarete ne kadar etki ediyor? Kesinlikle. Şimdi böyle bir durumda ki şu anda bir savaş konjonktürü içerisinde yani. dünyamız, özellikle coğrafyamız. E siz şimdi e, Gazze meselesi, Suriye, Irak derken bunu süveyş üzerinden Kızıldeniz'e denize taşıdığınız zaman mesele Umman denizinden Hint Pasifi'yi ilgilendiren bir duruma doğru gidecek. Hı hı. Hatta bir artı bir daha yapalım, bunu konuşacağız belki. Güney Çin Denizi'nde ilgilendirecek Buraya olan geleceğiz. bir durum evet, ortaya çıkacak. Evet, şimdi dolayısıyla Husiler biliyorsunuz içerisinde tabii genel değil mi? Tayvan meselesi tabii Güney tabi, Çin Denizi ve Tayvan meselesi. E şimdi Husiler biliyorsunuz e, Yemen'de İran destekli ve tabii ki mezhepsel ve ideolojik olarak İran'ın desteklediği ve İran'ın hem Basra Körfezi hem de Süveyş e, politikası bakımından da önemli bir güç. Şimdi Yemen yıllardan beri Suudi Arabistan ile arasında olan e, münasebetler arasındaki çatışmalar, hatta son olarak biliyorsunuz İran'la Suudi Arabistan, Çin'in ara buluculuğunda bir araya geldiler. Yeni bir dönemin kapısı aralanacaktı belki. Ve şu anki savaş konjonktürü ortaya çıktı. Hı hı. 16 lokasyon, lokasyonda 60 hedefin vurulması ve bunu bir koalisyon donanması tarafından gerçekleştirilmesi ve İngiltere'nin bu anlamda da sahaya inmesi önemli. Şunu da hatırlayalım. Ee, Eisenhower gemisi. Şimdi savaş başladı. İlk Gerald Ford biliyorsunuz hemen bizim Kıbrıs'ın güneyine Abdülhamit Han gemimizin yanına geldi hatırlayın. Oraya bir üs evet. inşa etti. Bunu değerlendirdik. Daha sonra Eisenhower gemisi geldi. O Eisenhower gemisi de Süveyş'e doğru yönlendirildi. Kızıldeniz'e doğru yönlendirildi. Hatta oradan geçti, daha sonra Basra'ya doğru, hatta Pasifik'e doğru, daha doğrusu e, Hint Okyanusu'na doğru biraz meyil etmeye başladı. Radarlarını aslında daha geniş açıdan açtı. E şimdi dolayısıyla bu savaşın yani Yemen'de başlatılacak olan belki bir savaş pozisyonunun işte İran'dan belki de hani havza olarak değerlendirdiğimiz zaman Hazar Havzası'ndan bugün e, Kızıldeniz'e kadar yani Akdeniz havzasının içine alacak şekilde bir mücadele alanı olarak değerlendirebiliriz. İran katılır mı peki ya da dahil olur mu? Şimdi şöyle İran bu anlamda açık bir savaşa girmez. Dünya en başından vardı, evet tene getirebilirsek evet, tabii siz bunu anlatırken buyurun lütfen. Devam evet. Edin. Şimdi İran'ın açık bir savaşa gireceğini ben düşünmüyorum. Ne açıdan düşünmüyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devleti işte bu daha net bir şekilde burada görüyoruz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle İran politikası biliyorsunuz e, ideolojik ve mezhepsel politikalara karşı bir bariyer oluşturma, bir blok oluşturma. E şimdi Yemen Suriye, Irak ve bunun tabi mezhep kartını ortaya koyarak İran'ın bölgesel bir güç olarak Türkiye'yi de aslında biraz öteleyerek biraz da ittirerek kendisini daha ön plana çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi Kasım Süleymani bombalamasında yaklaşık e, cenazesi e, kabri başındaki patlatmada 34 kişinin hayatını kaybetmesi bu anlamda İran'a da büyük bir mesajdı. Hı hı. Ama İran'la Türkiye arasındaki ilişkilerin yeni boyuta geçeceği bir dönemde onu ayrı görmemiz lazım. Şimdi dolayısıyla... Bu arada saldırı 3 farklı noktaya gerçekleşti evet. ve gerçekleşen da şimdi izleyenlerimiz de burada kırmızı da görüyor. Bu kırmızı şu anlama geliyor. E, husilerin kontrolünde oldu. Evet. Yani Husi, Yemen'in Husilerin evet, kontrolünde evet, evet, olan bölgesine evet, yönelik bir saldırı evet, gerçekleşti. Hatta sahne başkente oldu. Şimdi dolayısıyla burada Britanya donanmasının İngiliz Amerikan donanması ile beraber ortaklaşa başlatacakları bir harekat veya bu noktada Husilerin verebileceği misile karşılık karşısında bu bölgede yeni bir savaş pozisyonu oluşacak mı? O zaman şöyle bir soru karşımıza çıkıyor Kan Bey. Gazze meselesi, Suriye meselesi, Irak meselesi, vekalet güçleri üzerinden bu savaş gerçekten bir 3. Dünya Savaşı'nın tam göbeğindeysek o zaman bunun bir sonraki aşamasındaki pozisyon ne olacak? Şimdi Türkiye'nin coğrafyasını ilgilendiriyor. Evet ilgilendiriyor. Kızıl Deniz ve Şubeş üzerinden bir Akdeniz'e çıkış pozisyonu var ve Akdeniz'in güvenliği bu anlamda bizim mavi vatan güvenlik doktrinlerimiz açısından da çok büyük kritik arz ediyor. E biraz evvel söyledim küresel ticaretin en önemli rotalarından biri ve Akdeniz dünya ticaretinin %33'üne ev sahipliği yapıyor. E şimdi Ümit Burnu'nu dolaşan gemiler Biliyorsunuz Japonya başta olmak üzere birçok e, artık ülke ümit burnunu dolaşma kararı aldı. Hı hı. E Bu hem zaman kaybı çok hem ciddi para bir, kaybı. E, onu diyecektim. Hem zaman hem inanılmaz bir kayıp. e Şimdi bunu Hali... ne kadar siz idare edebilirsiniz? Ne kadar bunu? kontrol edebilirsiniz. Bu da bir soru işareti. Ama bu e, Kızıl Deniz'in e, ısınması. Ülkeler bir yerden sonra şunu demeyecek mi? Yani ben neden sizin aranızdaki savaştan dolayı ya da sizin aranızdaki e, bu gerginlikten dolayı bu kadar maliyetin içine giriyorum? Hani bir şekilde çözün de biz de buradan geçelim gibi bir şey de demeyecek mi e, dünya ülkeleri? Evet diyecekler ama büyük resimde Grand Strateji'de Kaan Bey hep söylüyorum bunu. Akdeniz'de ısıtılan su bugün Kızıl Denize sirayet etti. Kızıl Deniz'den yavaş yavaş Umman Denizi'ne doğru bir ısınma gerçekleşecek ve geçen bir yazı var yabancı bir makalede ifade ediliyordu. Güney Çin Denizi Asyatik Akdeniz olarak adlandırılıyor. Bakın Asyatik Akdeniz çok önemli bir benzetme. Yani Akdenizlere Güney Çin Denizi nere demeyelim. Demek ki bu ısıtılma yavaş yavaş Güney Çin Denizi'ne doğru gidecek ve o zaman karşımıza ne çıkacak? İşte biraz evvel biraz sonra belki değineceğiz. Çin, Tayvan meselesi üzerinden Japonya, Güney Kore hatta Avustralya, Yeni Zelanda'da işin içine alacak olan büyük bir ...çatışma alanı bir cephe hattı çıkacak. Çünkü NATO, çok onu da söyleyeyim size çok evet, özür dilerim. NATO son toplantısında hatırlayın Japonya bir NATO şubesi açma ihtimalini konuştu. Ve NATO'nun özellikle İsveç genişlemesi kendi açılarından tamamlanırsa... ...yani NATO'nun Kuzeydoğu kanadındaki eklemlenme biterse ki artık o Baltık'taki artık son nokta olacak... O zaman sıra Pasifiye gelecek ve NATO genişlemesi savunma ittifakından yavaş yavaş bir saldırı pozisyonuna geçecek bir ittifak pozisyonuna geçebilir. Ne anlamda? Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya ve Güney Kore. E şimdi siz onların NATO üyesi yaptığınız zaman Kuzey Kore eli boş mu duracak? Rusya eli boş mu duracak? Peki Hindistan nasıl vaziyet alacak? Bu arada mümkünse diğer haritamıza da geçebilirsek size anlatırken. Evet. Evet, buyurun, buyurun Dolayısıyla burada sadece meseleleri işte bölgesel değerlendirmiyorum diyorum ya. Değerlendirmeyelim diyorum. İşte bakın bu haritasını her şeyi ortaya koyuyor. Buyurun. Bir sorum olacak. Şimdi şöyle bu haritada hazır gelmişken evet. biz e, demin gösterdiğimiz harita burasıydı. Yani, evet. Yemen. Bir yemen gösterdi. Kızıldir. Gerginlik. Hı -hı. Evet evet. Bunu gösterdik. E, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin saldırılarını gerçekleştirdiği noktayı gösterdik. Akdeniz dediniz. Bir de Asyatik. Asyatik Akdeniz dedim şurası. Şurası. Evet. Yani Tayvan'ın e, Çin şurası, Tayvan dediğimizin evet. yaşandığı. Bölüm. Tayvan adası ve hatırlayın e, Tayvanda seçimler gerçekleşti. E, burada Çin karşıtı parti kazandı. Yüzde 60 yanlış hatırlamıyorum katılma oranı var. Yüzde iktidara başkan geldi. Başkan değişikliği oldu evet. Hayvan'da. Yani aslında parti değiş, şey değişmedi ama e, iktidar değişmeden başkan değişikliği başkan oldu. Başkan değişmedi evet. ama Xi Jinping'in son yaptığı açıklamalara bakın Kaan Bey. Tayvan bizim milli meselemizdir diyor ve bir gün evet. Tayvan'ı tek Çin politikası kapsamında topraklarımıza katacağız diyor. E şimdi zamanlama sizce tesadüf mü? Bence değil. Ve Çin diyor ki hani Asyatik Akdeniz diyoruz ya burada önemli hidrokarbon kaynakları var tıpkı Akdeniz'de olduğu gibi Kaan Bey. Hı hı. Ayrıca Çin'in Yeni İpek yolunun deniz e, rotası kısmında e, Tayvan boğazından Malaka boğazına kadar gidecek rotadaki en önemli geçiş güzergahı. Ya. Yani Tayvan benim kontrolümden çıkarsa diyor eğer Batı'nın güdümünde Amerika'nın güdümünde bir Tayvan olursa benim deniz İpek yolum kilitlenir diyor kısıtlanır ve ben geçemem. E, geçemezsem de olur yeni pek yolu çok çöker. Çünkü yeni pek yolunun en önemli hattı deniz hattı. Dolayısıyla ben buna ne olursa olsun vermem diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki dahili çok fazla. Değil Tabii mi? Tabii ki evet. yani... biliyorsun Pelosi gitti. Uçağı helikopterle indi. Büyük bir kriz yarattı hatta savaş pozisyonu olur mu dendi. Ve buraya Kaan Bey küçük küçük 7 tane ada inşa etti Çin. Sparta Adaları ismini verdiler buraya kendi askeri üstlerini koydular. E, buradaki hidrokarbon kaynak, petrol ve doğal gaz kaynakları bana ait dediler. Artı bir de Tayvan biliyorsunuz lityumun e, Suudi Arabistan'ı gibi değerlendiriliyor. Yani çok önemli burada başka madenler de var Tayvan'da. Hatta çip krizi gerçekleşti biliyorsunuz e, son pandemi zamanında. Özellikle pandemi e, evet. Şimdi e, bunlar e, çok e, önemli. Dolayısıyla hem Malaka Boğazı ve özellikle Yeni İpek Yolu bağlamında çok çok önemli. E şimdi bakın Babül Mendep Boğazı, hı. E, Malaka Boğazı, Süveyş Kanalı ve Akdeniz. Demek ki bu rota şöyle çizdiğimiz zaman bizim yeni kalpyağı dediğimiz mücadele alanının güney hattını oluşturuyor. Kuzey hattı neresiydi? Kuzey hattı da burası işte. Karadeniz'den başlayarak Arktik coğrafyasına giden, bir kadar uzanacak olan da e, yeni Avrasya kalpyağının kuzey hattı. İşte mücadele Hocam bu. Hocam öyle bir anlattınız ki 2. Dünya Savaşı belgeseli izliyor gibi hissettim kendimi. Abi, Şu yüzden evet. söylüyorum. Yani bu... Biraz e, anlattığınız kavramlar, bölgeler, her bölgede bir gerginlik olması. Evet. E, o zaman biz yeni bir savaşa mı gidiyoruz? Yani dünya daha doğrusu yeni bir savaşa mı gidiyoruz? Zaten gidiyor? savaştayız Kaan Bey. Benim Zaten Tabii biliyorsun. bu artık açık savaşlar sona erdi. Bu kapalı harp savaşı Aslında 3. Arma... Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz. E, tabii biliyorsun. ki bakın işin biyolojik kısmı var, işin kimyasal kısmı var, işin iklim kısmı var, işte terör kısmı var, vekalet güçleri var. Bakın şunu da söyleyeyim bu da çok önemli. Hindistan'la Rusya bir anlaşma yaptı. Ne biliyor musunuz? Vladivostok Vladivostok-Chennai Ekonomik Koridor Projesi. Chennai Hindistan'ın önemli liman şehri. Vladivostok Rusya'nın önemli liman şehri biliyorsunuz ve şu karara vardılar. Rus donanma gemileri Hindistan limanlarını ziyaret edebilecek. Hindistan donanma gemileri de Rusya'nın Arktik coğrafyasındaki limanlarına ziyaret edebilecek. Bakın anlaşmaya bakın. Demek ki bu rotada bir kriz oluştuğu zaman, burada büyük bir savaş pozisyonu oluştuğu zaman Rusya Çinle işbirliği yaparak Arktik coğrafyası üzerine yeni bir hat oluşturacak. Peki i̇şte evet. o zaman da o zaman da yeni bir e, savaş senaryosu, yeni bir çatışma senaryosu karşımıza çıkacak. Peki Furkan hocam şunu sormak istiyorum size. Bu bölgedeki gerginlik, yani Orta Doğu'daki gerginlik. Evet. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri sizce bu gerginliği istiyor mu? Şöyle iç siyaseti bakımından e, sava e, seçimler yaklaştığı için istemiyormuş gibi gözüküyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki müesses yani yani lobiler, o lobitokrasiyi yöneten sistem Hı -hı. Doğu'nun yeni bir haritasını tasarlıyor. Şimdi bu yeni harita tasarlanırken bunun içinde Rusya da biliyorsunuz burada ile beraber bir Doğu evet. siyaseti var. Artı Çin'in de bir Doğu siyaseti var. Ve ben geçen sizde de bunu ifade ettim. Henry Kissinger Ağustos ayında gitti Pekin'de Shi ile bir araya geldi. Ve biz dedik ki yeni bir ping pong diplomasisi başlıyor. Yeni bir Çin-Amerika politikası mı başlıyor Rusya'ya karşı. O zaman ben düşündüm. Bir yere oturtamadım ama Gazze Savaşı başlayınca o zaman kafamda bir şeyler oturdu. Ne açıdan biliyor musunuz? Bakın. Eee Hayfa Limanı'nı Çinliler 40 yılına kiraladılar. Çok Hı. büyük yatırımlar yaptılar. Diyor ki ben gemilerimi gönderdiğim zaman Süveyş'ten Hayfa Limanı'na gelecek, Hayfa Limanı'ndan da Pire Limanı'na gelecek ve Pire Limanı'ndan Avrupa'ya ulaştıracağım evet. deniz ipek yolumu diyor. Sonra biraz daha geriye gidelim. 2019 senesinde Beyrut limanında büyük bir patlama oldu. Tabi, tabi. Yani belki bir atom bombası büyüklüğünde bir bomba, bir patlama gerçekleşti. Yani görüntüsü zaten çok çarpıcı. İnanılmaz. Arkadan Hayfa limanı ve bugün Gazze'de bir liman projesi tartışılıyor. Bakın, şu hattı birleştirdiğimiz zaman Gazze, Hayfa, Beyrut, hatta bizim İskenderun limanımızı bile bu denkleme sokmaya çalışıyorlar. Şimdi bakın, oyun büyük diyoruz, ya, oyun gerçekten çok büyük. Hatay depremi olduğu zaman İskenderun Limanı'nda bazı yangınlar gerçekleşti. Bazı saldırılar onlar çok önemli ciddi bir saldırı var Türkiye biz onu püskürttük. Demek ki amaç İskenderun Limanı ile beraber buradaki Doğu Akdeniz'deki kıyı şeridini tamamen bir liman üst zinciri haline getirmek ve buradaki mal tedarik zincirini Pire Limanı'na ulaştırırken tek hat üzerinden sağlamak. Bizim güney sınırımızdaki terör devletinin kurulma amaçlarından biri de bu Kaan Bey. Çünkü terör devlet eğer Akdeniz'e çıkış sağlanırsa buradaki Terör devletinin zincirip, kurulmaya çalışılma amacı. Evet terör devleti çünkü garnizon bir kukla devleti orayı jandarma gücü olarak tutacak. Şimdi hatta teröristan olarak terör, e, açıklamada evet, tanımlandırıldı. Kaan e, Bey İsrail buradaki teröristanı ve onların teröristlerini buradaki jandarma gücü olarak kullanacaklar. Ve Kıbrıs hedef, Kıbrıs da çok büyük bir hedef. Kıbrıs'taki Türk varlığını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ve Adalar Denizi üzerinden de özellikle Yunanistan'a baskı ve bugün son olarak Sayın Cumhurbaşkanı Miçotakis'le görüşerek çok önemli mesajlar verdiğini unutmayalım. Buradaki 8 Amerikan üstünün 15 bin Amerikan üst askeriyle beraber Dedi açta bulunmasının sebebi ne? Balkanlarda Sırbistan ve Kosova arasındaki dondurulmuş sorun her an çözülecekmiş gibi orta tutulmasının sebebi ne? Bizim Fav Limanı projemiz, hı hı. bakın. Buradan Basra Körfezi'nin oluşacak Fav Limanı projesine, Amerika'nın bu kadar karşılıklısının sebebi ne? Bugün Sayın Cumhurbaşkanı e, Bayer lideriyle görüştü. Niye görüştü? Çünkü bakın esas mücadele ekonomik koridorlar mücadelesi ve terör örgütünün bugün Türkiye'ye karşı evet. saldırgan pozisyonu geçirilmesinin altında da Türkiye'nin sen buralara fazla bulaşma hı hı. biz seni Anadolu'na mahkum ederiz yeniden seni terörle manipüle ederiz mesajı vermektir ama oyunları boşa çıkıyor. Asya ile ilgili ister istemez şu anda ekrandaki manşet de Asya ile ilgili. O yüzden bir daha Asya'ya ben dönmek hı. isterim özellikle Çin-Tayvan arasındaki gerilim zaten konuşuyoruz fakat evet. Tayvan'daki seçimleri yani Çin karşıtı demek mi daha doğru olur orada? Daha doğrusu işte bağımsızlık destekleyen tarafın bir kez daha kazanması seçimleri evet. ve başkan değişikliğinin olması Tayvan'da yani bu gerilimin daha da artacağı mesajını mı veriyor bize bu bölgedeki 2024'te konuşur çünkü şöyle diyelim evet. 2022 yılında konuştuğumuz gerilim Rusya-Ukrayna savaşıydı aynı zamanda 2022 yılının ee, sonlarına doğru 2023'ün başlarına doğru Afrika'daki gerginliği evet, de konuşuyoruz. Yani Sahil kuşağındaki ülkelerde gerginlik demeyelim darbeler, darbeler. kuşağı diyelim evet, daha doğru evet, bir tabir evet. olacak. Tabii ki geçen sene başlamadı bu darbeler Libya'ya gittiğimizde Mısır'a git çok daha eskiye dayanıyor. Ama geçen sene pik yaptığı bir noktayı gördük. Evet. 2023'ün yine sonlarına doğru başlayan 7 Ekim'den itibaren başlayan o Katliam niteliğindeki saldırıları şu anda soruşturması devam ediyor. İsrail'in saldırılarını konuştuk. Yani evet hem Rusya-Ukrayna hem bu bölgelerde saldırıları, gerginlikleri, bölgesel savaş çatışmaları konuşuyoruz. Evet. 2024'te konuşacağımız yer Asya mı olacak? Asya olacak çünkü hedef tampon koridorlar, yeni tampon koridorlar inşa etme mücadelesi. Atlantik'ten Pasifik'e kadar. Bakın çok güzel ifade ettiniz. Aslında onları başlık başlık koyduğumuz zaman Pekin. Tayvan, her yıl bir Balaka Boğazı. Bakın burada bir de biliyorsunuz şey projesi var. Pakistan Vadar Limanı projesi. E, Çin'in Kaşkar bölgesinden Pakistan sınırına bakın şöyle bir Vadar Limanı projesi. Buraya da bir deniz üssü inşa etti. Buraya hem ekonomik hem de askeri hale getirecek, getirmeye çalışıyor Çin. Bakın hattı birleştirelim. Geldik Vadar'a. Vadar'dan geldik neresi burası? Bakın burada yazılması lazım. Cibuti. Cibuti'yi e, Rus, e, Çinliler Kiraladılar. İlk önce tabi ekonomik olarak burada liman projesi dediler. Bu çok Ve burayı diliyorum. askeri liman haline getirecekler. Çok, çok, çok özür diliyorum. Yani şunu da unuttum. Anlatırken unuttum. Afganistan'a da, e, ona da söyleyeyim. 2021'de de Afganistan'ı konuştuk. Çünkü Taliban'ın tekrar Afganistan'da e, başa gelmesiyle birlikte onu unutmuştuk. Afganistan'ın hiç önemi kaybolmadı. Bakın en baş Amerikalılar burada uçaklarla kalktılar. İnsanlar bir peşlerine takıldı uçaktan. Hayatlarını kaybettiler Taliban'dan kurtulmak hı hı hı. için. Afganistan'dan Amerika çıkmadı. Afganistan'da Amerika vekalet güçlerini bıraktı. DAEŞ burada. Bakın Türkistan bölgesinde, Afganistan'ın Türkistan bölgesinde DAEŞ var. Ve DAEŞ burada, burayı bir headquarter olarak, bir genel merkez olarak kullanmaya devam ediyor. Bakın Cibuti'den bahsettim. Ve Çinliler ne yapıyor biliyor musunuz? Borçlandırma diplomasisi. Borç batağına sürüklediği e, Afrika ülkelerinin daha sonra mallarına çöküyor. Şimdi Cibuti kiraladı. Buraya askeri üs haline gidecek. Bakın Cibuti ne kadar kritik bir nokta. Ve bugün Kızıl Denizin bu kadar ısıtılması hı hı. yarın Çin'in de bu noktada bu denkleme girmesine sebep olacak. Ve Güney Afrika ile beraber Afrika kıtasının özellikle sahil şeridini bu anlamda çevrelemeye çalışan bir Çin var. Ve 22 bin Çin e, şirketi şu anda Afrika'da e, Kaan Bey. Dolayısıyla bunları hepsini bir denkleme koyduğumuz zaman... Dünya o... aynı anda ne kadar çok şey yaşıyor. Rukun. Evet. Rukun. Aynı Biz anda. şu an Gazze değil mi? 100. Yüz, gün. Selam Hocam çok güzel anlattı. Evet. 100 Yüzüncü gündeyiz ve orada vahşet devam ediyor. Güney Afrika dava açtı. Adalet divanı lahey biliyorsunuz. O davadan bir şey çıkar mı diye bekliyoruz. Ama o davanın yıllarca sürme ihtimali var Kaan Bey. Tabii. Yıl... Biz o zaman her yumurda insanların öldürülmesine tanıklık mı edeceğiz? Tabii. Demek ki olay gerçekten e, paraya hükmeden paradigmayı belirler Kaan Bey ve biz bir gün doların hükmünü dolarizasyon hükmünü bitirirsek ülkeler kendi para birimleri ticarete başlarsa o zaman adil bir dünya için belki biraz kapı aralayabileceğiz. Şimdi birkaç dakikamız kaldı evet. ama toparlama olması için sadece şunu söyleyeceğim. Dünya aynı anda nelerle mücadele ediyor? Evet. Bir son bir bakalım genel olarak bakalım dediğim için, dediğimiz için. Şimdi Afganistan'da Taliban'ın başa gelmesini 2021 yılı o günden beri tabii ki konuşuyoruz ama artık o kadar çok şey oldu ki oradaki evet. süreç bile hani çok da fazla gö gö görmemeye başladık. Rusya-Ukrayna savaşı, NATO'nun genişleme politikası hala ediyor. Evet savaş. E şimdi e, Afrika'daki darbeler deyip geçmemek lazım çünkü evet. Afrika'nın aslında bir yerde oradaki o Fransız hakimiyetinin Fransız hakimiyetinin hala, azalması evet. belki bitmesi Alman'dan, anlamına Fransızları geliyor. Fransızları birkaç tane çok azalttılar, bayağı azalttılar. E, şimdi İsrail'in saldırılarını konuştuğumuzda üstüne makaleler yazılır dünya evet. yani en çok büyük bir katliam ve bütün yani dikkatimiz orada şu anda bizim. Evet, yani orada, oradaki katliamda ama bakın burada şimdi zaman azaldı tabii Üst üste be, bunların ama, olması. Evet. Bakın azadır, daha Türkistan meselesi e bitmedi. Kafkasya meselesi bitmedi. Bakın Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile işbirliği yapmaya çalışıyor. Oradaki Anglo-Sakson çatı Paşinyan'a yana baskı yapıyor. Paşinyan'ı iktidarı uzaklaştırmaya çalışıyor. Demek ki bir Kafkas entegrasyonunun da önüne geçilmeye çalışıyor. Bir, burada bir de bekleyen entegrasyonu... bekleyen Sırbistan Kosova tarihsel geçmişi olan bir gerginlik de söz konusu. Ben geçen hafta Kos Kosova'daydım. Şey Sırbistan'daydım. Ve oradaki Vučić'e karşı gösterilerin içine girdim. Oradan da hatta birkaç böyle temas hani konuştuk da işte onu Putin destekliyor. Dolayısıyla adil bir seçim olmadı. İşte uluslararası gözlemciler buradaki adil seçim olmadığı için seçimleri tanımayın tavsiyesinde bulunuyormuş Belgradlılara, Sırbistanlılara. E şimdi her an Sırbistan siyasetiyle Kosova siyaseti savaş pozisyonuna geçerse ne olacak? Ukrayna Dinyefer Nehri üzerinden zaten bu bölünmüş vaziyette federatif bir yapıydı. Ama o plak, doğru gidiyor. plaka gerginliği vardı. E, o plaka gerginliği çözüldü şu anda. E, çözüldü ama onlar zaten izin verildi yani. Sabun köpüğü aslında, köpürtülen bir durum. Hı. Ama buradaki gerginlik daha Bosna meselesi çözülmedi. Yani Hatır Balkanlarda hiçbir şey dahil olmadı. Bakın, Kasım Süleymani mezarı başı, e, mezarlığındaki patlatılma olayının reisinin Türkiye ziyaretinden bir gün önce gerçekleşmesinin mesajı ne olabilir? E tabii. Ve en büyük masadaki şeylerden biri de terör meselesiydi. Gazze ile beraber. Bir cümle soracağım. Buyurun. Bir cümle soracağım. Dediğim gibi süremiz azaldığı için bir cümle evet. rica edeceğim. İsrail saldırılarını devam ettiriyor ama Lübnan'a yönelik de yaptı. Özellikle... Ee... Hamas'ın üst düzey isimlerine gerçekleştirdiği İsrail'in suikastı da göz önünde bulundurduğumuzda e, şöyle bir senaryo olabilir mi? Çünkü böyle iddialar da var. Amerika Birleşik Devletleri aslında şu anda mesela Anthony Blinken'ın açıklaması saldırılar azalacak diyor. Evet. Ama İsrail'e tarafına baktığımızda Genelkurmay Başkanı hayır diyor sal saldırılar devam, devam edecek, edecek diyor. Evet. İsrail'in bu saldırıları bu denli devam etmesinin nedeni, arttırmasının nedeni hatta Lübnan'a kadar artık sı işin sıçramasının nedeni... E, Amerika Birleşik Devletleri bir yerde saldırıları bitirmek istiyor, odanı Çin'e ya daha doğrusu bu bölgeye Asya'ya evet, evet. belki Rusya Ukrayna savaşına da yönlendirmek istiyorken İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede desteğini istediği için savaşı yaymaya çalışıyor olabilir mi? Birkaç cümleyle bunun cevabını. Şimdi şöyle aslında bu uzun bir cevap olacak. Maalesef. Özür dilerim. <laughs> özür <laughs> dilerim. Evet. Çok güzel bir zaman. soru. Aslında harika bir soru. Kaan Bey ee, şöyle. Amerika köşeye sıkışmış vaziyette. Ne anlamda? Siyaseten köşeye sıkışmış Hı -hı. vaziyette. Ama Amerika'daki müesses nizam, o neokon dediğimiz kanat, savaşın Orta Doğu'ya ve Kuzey Afrika'ya yayılmasını istiyor. Şimdi Netanyahu o müesses nizamın adamı. Yani siyonist dediğimiz, Hı -hı. siyonizm dediğimiz o siyasetin adamı. Ve mümkün mertebe Gazze'deki dikkatleri Türkiye'nin işte güney sınırındaki o terör devleti Peki. kurulma mücadelesine ve bir şekilde başka coğrafyaya yayılması adına da bu mücadeleyi veriyor. Hı -hı. Ama özünde... Buradaki amaç Peki. hep söylüyorum tek cümle bir artı bir büyük İsrail projesi ve bir teröristan kukla garnizon devletinin Türkiye'nin güney hududunda kurulması. Bugün işte bu saldırıların yapılmasının e, maalesef şehitlerimiz inşallah son olsun Allah rahmet etsin hepsini ama işte Türkiye'nin bir beka bir milli mücadele verdiğini aslında net bir şekilde görüyoruz. Çünkü Anadolu önemli bir kilit onların siyasetinde. Peki çok teşekkürler özür dilerim biraz sonunda çok Yok, estağfurullah. detaylı bir soru sordum. <laughs> yani. Başka zamanda yine <laughs> e, detaylı şekilde konuşacağımız konulardan biri olsun. çok teşekkürler sayın ya, teşekkür. kay. Önemli değerlendirmeleriniz Tabii. için efendim şimdi devam edeceğiz. Ee, dünyadaki gelişmeleri konuştuk ama şimdi.